Günaydın herkese, yeni bir bölümden. Bugün ikinci gündeyiz. Samsun'un Kavak ilçesindeyiz. Dün gece şöyle bir şey oldu. Biz kalacak yerimizi bir türlü bulamadık, ayarlayamadık. Ardından bölgenin kaymakamına yazdık. Kavak kaymakamı da bize sağ olsun geri dönüş yaptı. Ve dün gece bizi evinde ağırladı. Şimdi kendisi tabi mesaisi başladığı için bizden önce makamına geçti. Saat 9'a doğru şu an saat. Biz de onun yanına geçiyoruz ve birlikte kahvaltı yapacağız. Onun yanında görüşelim. Arkadaşlar şimdi Kaymakam Bey Ömer Saygın'ın yanına geldik. O da kendisi Kavak Kaymakamımız. Bizi kahvaltıya davet etti. Akşam da misafir etti. Sağ olsun. Şimdi çok güzel kahvaltımızı yapacağız. Birazcık daha dinlenmiş olacağız. Bir yarım saat kadar, bir saat kadar sonra da yola çıkacağız. Ona da burada teşekkür ederim sayenizde. Görüşmek üzere buradan. Kavak'a gelirseniz Ömer Bey hepinize çay ısmarlayacakmış. Sözünü aldık. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Evet, yola çıktık. Kavu arkamızda bırakıyoruz. Saat 10.30. Bakalım bugün kaçta varacağız? İstikametimiz Havza. Atatürk'ün bir sonraki durağı orasıydı. Biz de Kavak'tan sonra oraya geçeceğiz. Bugünkü istikametimizde 38 kilometremiz var. Öncelikle bir su ve benzeri gereklerimizi alacağız ve yola devam edeceğiz. Dünün yorgunluğu üzerimizde. Çok zor şu an. Tekrar yine o yorgunluğun üzerine devam etmek. Ama yapacağız. Şu an ilk molamızı verdik. Açık mı kalsın? Şimdi kaldırayım mı lastiği? Şurayı birazcık kaldır. Hı. Buna yapacak. Hayır hayır. Şuraya bastır abi. Heh. Aynen. Yapacağım şey. Ama... Heh, öyle yapmak gerekiyorsun. Evet, şu an zincir yağlaması yapıyoruz. Onu kaldır. Şöyle yapayım mı? Sen kaldır. Dur. Sadece. Yok sen kaldır. Hı hı. Aynen. Tamam mı? Olmadı mı? Sen kal, bir döndürmem lazım birkaç tur dökerek. Orayı bir kaldır abi. Hah. Niye yapamıyoruz bunu? Evet, acemi bir şekilde yaptık. Acemi bir şekilde yaptık ama spreyimiz yok. Şey, dur şunu alayım. Heh. İndir abi şeyi. Ayaklı indirsin. Nice. Molamız sona erdi. Adem Bekdemir önümüzde. Size şöyle güzel bir bisiklet arkası videosu çekelim. Petrolle dinlendik. Rotamıza baktık. Yaklaşık olarak 22 kilometre yolumuz kalmış. 27 de olabilir. 10 kilometre gelmişiz. 27 kilometre yolumuz kalmış. Tahminimizce şu bayırı açtıktan sonra bir 3-4 kilometrelik bir bayır aşma durumumuz var. Bu bayırı açtıktan sonra da doğruca Havza'ya iniş gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım, bisikletimiz pedallara asılalım. Çıkıyoruz. Az kaldı. Şu tepeye çıktıktan sonra bayağı bir rahatlayacağız. Rahatladıktan sonra önce biraz düzlük, sonra da bayır aşağı iniş vardı. Sonra yine düzlük. Bu bayır açtıktan sonra da gerisi kolay olacak gibi. Şu an tepe noktasına geldiğimiz için bir durakladık. Buradan aşağı uzun bir süre
dik bir iniş yapacağız. Arkadaşlar sonunda havzaya geldik. Şu an burada Çerkez Parkı'ndayız. Çerkez Meydanı diye de geçiyor sandım. Yani cami var yanımızda, çok güzel. Kocaman bir cami. Kevser Camii. Kevser Camii'ymiş. Onun yanındayız. Bisikletlerimizi çektik. Mola verdik. Şu an dinleniyoruz. Bizi buradaki kaymakamlıkla da iletişime geçtik. Birazdan biri gelecek bizim için. Onunla birlikte kalacağımız yere doğru gideceğiz. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Havzaya da ulaşmış olduk. Burada yapacağımız şeyler Atatürk'ün evi var, kaplıcalar var. Mümkünse hepsini görmeye başlayacağız. Birazdan da ev sahibimiz yanımıza gelmiş olacak. Gençler şu an havzaya geldik. Havzanın yemek yeme yerine geldik. Böyle eşyalarımızı bıraktık. Eşyalarımızı bıraktığımız kaldığımız yeri size göstereceğiz. Havzadaki kaymakam bey sağ olsun bize yer ayarladı. Şu an Nazım Bey var. Onun misafiriyiz. Osmanlı sofrasına geldik. Burada Osmanlı'dan kalan da bir sürü eser var, camiler var. Bakalım burada nasıl bir yermiş, bir içeriği bir gezelim. Şöyle oturma yerleri varmış içeride. 25 Mayıs 1934 Gazi günüymüş burada. Şöyle bir an yaşanmış Atatürk geldiği zaman. Gerçekten. Çok güzel bir an. Yukarıda da Orhan Gazi'nin, Osman Gazi'nin ve burada da direkt atamızın portresi var. Burada da 10. Cumhuriyet Bayramı'ndan bir öğrenci etkinliği. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Arkadaşlar bu gezdiğimiz yerden anlattığım yer Osmanlı sofrası diye geçiyor. Burada çok güzel yemekler getiriliyor. Şimdi ben size onları anlatacağım. Şimdi hocama soralım. Hocam bu ne turşusu? Bu normal domates. Domates turşusu. Biber karışık. Bu şerbet mi? Bu komposto değil mi? Komposto mu diyelim? Ne komposto abi bu? Komposto. Neyli bu? Gül bu, ne abi var içinde sanki. Hocam onun içinde elma var. Yani elma. Üzüm var. Karışık bir şey. Karışık. Anladım. Bu da? Bu tirit tiritimiz. Avcı özel. Kuzu etinden mi? Hayır. Kaz. Kaz eti bu. Kaz etinden. İçinde de pilav var. Evet, ayran. Evet, ayranımız var. Yayık herhalde. Evet. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Havza'ya gelince de Osmanlı sofrasına uğramayı unutmayın. Böyle güzel bir yer havza. Bakalım bize afiyet olsun. Arkadaşlar şu an Atatürk evine geldik. Havza bu konuda çok önemli bir nokta. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımları atıldığı zaman ilk kongrenin yapıldığı yer, burada bir sürü insanla görüştüğü yer, Nutuk'ta da belirttiği gibi Atatürk'ün havza oluyor. Havzalılar için şöyle bir söz söylemiş Atatürk. Muhterem havzalılar, ilk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. Burada çok ilginç bir hikaye var, size onu anlatayım. Burada Atatürk geldiği zaman köye diyor ki mücadelenin gerekliliğini bir anlatalım. Nasıl anlatacağız? İşte diyor ki bunu bir imam yapsın. Gelsin halka, onun sözü dinlenir. O gelsin ülkenin durumunu anlatsın ve bunun için de güzel bir adım olsun diyor. O gün imam gelemiyor. Uzak bir köyden gelmeye çalışıyor. Gelemiyor bir türlü, yetişemiyor ve konuşma iptal oluyor. Ertesi gün tekrardan sabah ulaşınca imam, konuşma yapılıyor ve bütün halk bir yürekleniyor, bir cesaretleniyor. Ama tabii konuşma bittikten sonra, evlerine gittikten sonra etkisizlik çok da fazla uzun sürmüyor ne yazık ki. Çünkü tamam kurtaralım ama nasıl yani, bunun da öğretilmesi gerekiyor. Bunun için de burada teşkilatlar, cemiyetler kurulmasının emrini veriyor Atatürk ve bununla birlikte havzada ilk ateş, ilk kıvılcım başlıyor. Şu an atamızın büyük bir dokuma çerçevesi var. Onun önündeyiz. Şimdi buradaki anekdotları okudukça size de anlatacağım. Sabah yola çıktığımız Kavak ile ilgili de şöyle bir hikaye var. Kavak'a geldiği zaman Nahiye Müdürlüğü'ne Atatürk oradaki ileri gelenlerle konuşmaya başlıyor, sohbet ediyor. Ve daha sonrasında oradakilerin halini hatırını soruyor ve yabancı çetelerin, pontus çetelerinin onlara rahat vermediğini anlatıyor köylü.
O da ne yapabilirsiniz diyor. İşte İstanbul hükümetinden memnun musunuz diyor. Değiliz diyorlar. Ve tabii ki de direkt bizzat bunu söylemeye başlamıyor. Önce bir ortamı kovalıyor. Ardından da halk diyor ki işte bununla mücadele edeceğiz ama nasıl bir şey olacak bilmiyoruz. Büyüklerimiz sizler ne emrederseniz kumandanlarımız onu yaparız diyorlar. Ve orada herkes işte elinden geleni, atalarımızdan kalma silahları yağlarız gerekirse diyorlar. Ve Atatürk orada bir müdafaa hukuk cemiyeti kurulması emrini veriyor. Ve Havza'ya da bununla ilgili bilgi verilmesini istiyor. Kavak ve Havza'nın da mevzusu bu. Sabah yola çıktığımız Kavak'tan Havza'ya uzanan bir kavalcım zinciri var. Böyle de bir anısı var buranın. Burası da Atatürk'ün yatak odası. Bu konakta kalırken yattığı oda burasıymış. Orada kıyafetleri var. Hemen yan tarafa geçiyorum. Şuraya böyle ilk kavalcım Havza diye bir yazı koymuşlar. Ufak bir büst var. Bu odada Gazi odası diye geçiyor. Misafirlerini kabul ettiği yerde burasıymış. Burası da ilk kıvılcım odası. Burada ilk kıvılcımın nasıl atıldığını, ilk teşkilatı nasıl kurulduğunu, ilk mitingi nasıl yapıldığını anlatıyor. Az önce size bahsettiğim camide vaaz verilmesi olayından bahsediyor. Yörgüçbaşı Camii'nde. Genel olarak Atatürk evinin mevzusu bu. Atatürk geldiği zaman Havza'dan ilk kıvılcımın, ilk ateşin atıldığı yerden halka buradan seslenmiş, burada yakmış, kafasında günlerce, yıllarca kurduğu planı ilk olarak burada açıklamış ve burada harekete geçmiş. Bizim ilk adımı attığımız Samsun'dan o da ilk adımı atmış ve önce Kavak'a sonra buraya gelmiş. Biz de onu yaptığı gibi önce Kavak'a sonra Havza'ya geldik. Burada günlerce kalıyor ve buranın organizasyonunu yapıyor. Daha sonraki yapacağı planları yapıyor ve birçok kişiyle burada görüşmeler yapıyor. Ardından da Amasya'ya geçiyor. Bu şeyde, müzede görevlisiniz. Evet, 9 yıldır buradasınız. Çok güzel. Şimdi biz bu çıktığımız yolculukta Atatürk'ün geçtiği rotaları ve yaşadığı olayları bir şekilde biz anlata gitmek istiyoruz. Evet. Bugün de ziyaretimizde Havza'da buraya. Öncelikle nasıl bir izlenim var Havzalıların, bu müzeyi nasıl görüyorlar? Ne düşünüyorlar burası hakkında? Nasıl bir izlenimleri var? Milli mücadele biliyorsunuz ki hep birlikte verilen bir mücadele. Tüm insanlar, tüm ülke olarak. Fakat biz kendimizi biraz daha bir adım önde görüyoruz. Çünkü milli mücadelenin başlangıcı. İlk kılıcım. Evet, ilk kılıcım burası. Bir Havzalılar da bunun farkında. Bizim her yıl 25 Mayıs sonrasında Kemalpaşa'nın Havza'ya gelişiyle ilgili festivallerimiz var zaten. Biliyorsunuz şu son bir yıldır pandemiden dolayı etkinlikler biraz kısıtlı yapılıyor ama çok coşkulu bir şekilde Mustafa Kemal Paşa'nın buraya gelişini. İçeriği nasıl peki bu festivalimizin? Nerede oluyor? Nasıl bir festival? Öğrenci gösterileri oluyor, sanatçı konserler oluyor. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın gelişiyle ilgili canlandırma, öğrenci öğretmenlerimiz tarafından tiyatrolar falan ve müziğe daha çok hani ziyaretçi akımlar oluyor. Çok güzel. Evet, özellikle 100. yılda çok kalabalık bir şekilde kutlama yapmıştık zaten. Şehir dışından mesela geçenler buraya özellikle gelip ziyaret ediyorlar. Kesinlikle. Yaz nasıl bir tepkileri oluyor mesela böyle? Çok beğeniliyor. Yaz döneminde Karadeniz turu yapıyorlar. Tur kapsamına tabi burayı da alıyorlar ziyaret edelim diye. Dediğim gibi bu pandemiden dolayı biraz daha düştü. Ama yine de günlük bizim yani bu süreçte bile günlük 20-30 en az ziyaretçimiz vardır. Yani çok güzel. Çok güzel. Bu bilinçte olan insanların olması, daha da fazla olması dileğiyle diyelim. Çünkü bu memleket kolay kurulmadı. Biz de hani araştıra geliyoruz. Gerçekten yani bir şeyler diyemiyorsunuz bazen. Sizi de burada görmek çok güzeldi. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok güzel ağırladınız bizi. Çok teşekkür ederiz bilgiler için. Kendinize iyi bakın. Sağlık.